Görüşürüz. Görüşürüz falan. Orak. Bu zamandır zaten ilaçlar yoktaydı. Özellikle bu zamdan önce ilaçlar daha çok yoka girmeye başladı. Özellikle çocuk şuruplarında soğuk algınlığı, ağrı kesici, ateş düşürücü o gruplarda birçoğunda ilaç yokluğu hala var. Depolarda da uzun zamandır yok yani. Ya hastalar teker teker dolaşmak zorunda kalıyor. Bu da hem bizim için sıkıntı hem de çocuklar için, hasta olan çocuklar için büyük bir sıkıntı oluyor. Şu an %60-70 ilaç yokları sıkıntıda yani. Uzun zamandır bu ilaç yokları devam ediyor ve herhangi bir gelişme de olmuyor. Euro kuru düşük olduğundan dolayı da en büyük sıkıntı zaten ondan dolayı oluşuyor. İlaç üretiminde büyük bir sıkıntı var yani. Madde sıkıntısı da yaşanıyor, o da var. Bir nedendir. Sağlık Bakanlığı'nın ve üst makamların bir an önce ilaç yoklarının bitmesi için. Şu an ilaç sıkıntısı has safhada, eczanelerde. Ben son 4 yıldır bu işi yapıyorum. Son 4 yılda en çok sıkıntıyı çektiğimiz dönemi görüyorum ben. Özellikle ithal ilaçlarda zam gelecek düşüncesiyle stok yapılıyor veya firmalar ilaçları Türkiye pazarına sunmuyor. En çok bundan sıkıntı çekiyoruz. İthal ilaçlarda sıkıntı çekiyoruz. Çoğu önemli ilaç zaten. Sürekli kullanılan ilaçlar. Özellikle gebe kadınlarda kullanılan birkaç ilaç var. Onları bulmakta çok sıkıntı çekiyoruz. Genel olarak tüm ilaçlarda sıkıntı var. Basit bir antibiyotiği bulmakta bile sıkıntı çekiyoruz şu anda yani. Sürekli kullanılan her gün 50 tane, 100 tane sattığımız bir nöbette 100 tane sattığımız ilaçları bulmakta bile sıkıntı çekiyoruz yani. Son bir yıldır sürekli tüm ilaçlarda sıkıntı yaşıyoruz. İlaçları bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu mağduriyeti en çok tabii ki hastalar yaşıyor. Biz hastalara yok çekmekten sıkıldık yani. Şu ilaç yok, bu ilaç yok. Bundan sonra biz tabii sıkıntısını çekiyoruz. Hastalara karşı mahcup oluyoruz. Hastalarımız çok şikayetçi bundan. Genel olarak yani böyle bir sıkıntımız var. Bunun çözülmesi için euro kurunu yükseltmek gerekiyor. Fiyat artışının aslında yapılması bizim için zarar ama hastalarımıza ilaç ulaştırabilmemiz için de yapılması gerekiyor. Bizim için bir faydası yok, hatta zarar bizim için. Son yapılan fiyat artışı kar oranı bizim karlılığımız geçtikçe düşüyor. Bundan da şikayetçiyiz biz yani. %40'larda olan karlılık oranımız bugün %17'lerde. Çoğu eczane zaten kapatma eşiğinde. Masraflar arttı, karlılık oranımız düştü. Bir çalışanın bugün masrafı 10 bin liraya ulaştı neredeyse. Masraflar arttı ama bizim karlılığımız düştü. Hükümette çağrımız ilaç fiyatlarında acil bir çözüm yapılması gerekir.